Günümüzde insanlar ne kullanıyor? Antibiyotik, antibiyotik, antibiyotik. Kaç milyon Türkiye'de yani kullanılan ilaçların %40'ı antibiyotik. Ve reçetesi vatandaş alıyor. İnternette okuduğum kadarıyla 2 milyar diyor ama 2 milyar kutu antibiyotik tüketir. Yani bütün ilaçlar bunun %40'ı yani nereden baksan 800 milyon şu kadar ilaç kullanıyor insanlar reçetesiz. Ben de şaşırdım kaldım. Bu kadar büyük rakam ilk defa duydum. Çok komik. Yani insanlar durmadan ilaç kullanıyorlar ve antibiyotik, antihistaminik, ağrı kesici, kortizonlu, steroidler, hormon ilaçları, antidepresanlar vesaire vesaire her türlü kimyasal bağırsaklardaki faydalı bakteri, vitamin üreten faydalı bakteri öldürüyor. Yerine mantar yerleşiyor. Mantar ne yapıyor? Bu mukoz, yani bu virüs denen kanalların içerisine faydalı bakteri yok olunca onun yerine yerleşiyor. Çünkü faydalı bakteri asit üretiyor. Laktik asit. Ne yapıyor? Bu zararlı bakteri ve mantarı yaklaştırmıyor mukozaya. Ama siz antibiyotikle faydalı bakteriyi öldürdünüz. Ne oldu? Asit azaldı, zayıfladı noktada. Zafiyet oldu. Antibiyotik orada zarar verdi dokuya. Dokuya zarar verirse mantar ne yapıyor? Hop geliyor yerleşiyor oraya. Oraya böyle mantar nasıl yerleşiyor? Aynı ayrı kökü gibi. Bağırsak mukozasına yerleşiyor. Ne yaptı? Kişi bir de yanlış beslenirse, tatlı yerse, hamur işi yerse onunla besleniyor. Glikozla besleniyor. Hı hı. Abur cubur, gıdalarla, cips, jelibon, kek, gofret vesaire vesaire. Hızla çoğalıyor. Ayrı kökü gibi bağırsakları böyle yavaş yavaş. Halın üstüne nasıl zift dökülür böyle çoğalıyor. Çoğalınsa ne yapar? Zehirli gazlar üretir, zehirli alkoller üretir. Aldehitler üretir. Toksik maddeler, bağırsakları yakar, kavurur. Bağırsaklar yanarsa ne olur? Yağlanmak zorunda kalır. Yağlanırsa enzim üretemez. Enzim azalırsa histamin çoğalır. Histamin çoğalırsa ne olur? Alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon, ölüm korkusu vesaire vesaire. Bir sürü hastalık ortaya çıkıyor. Hı hı.